bir şekilde yanımızda oldular. Bugün burada bir kariyer yolculuğunun belki ilk aşaması, belki süreçteki kısımlarını biz için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle ben size şahsım ve kurum adına hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettişiyat dalında iş müdürlüğünün ne yaptığını bilmiyorum. Müracaatları alırdı. O müracaatların hiçbir sonuç alınmadığını gördüm 2000 öncesi. Ama çok şükür AK Parti hükümeti döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yüksek destekleriyle şu an artık işçilere, işverenlere kariyer anlamında, gelecek anlamında yön veren, bilgiyle çalışanı donatan, işverene çalışan arasındaki o mesafeyi kapatan, yetenekleri ön plana çıkaran bir takım çalışmalara imza atıyor. Ve bu anlamda ben İşkur Müdürlüğü'nü, İşkur Genel Müdürlüğü'nü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı kutluyorum. 21. yüzyıl bir çalışmayı, işsizlik gerçekten Türkiye'mizde ve dünyada önemli bir sorun olarak duruyor. Fakat her insan muhakkak surette bir işten anlar. Muhakkak surette Yüce Allah ona bir yetenek vermiştir. Önemli olan bu yeteneğin ortaya çıkarılmasıdır. İşte bu yeteneğin ortaya çıkarılması ve bu yetenek doğrultusunda eğitim verilmesi kariyer olarak ön plana çıkıyor. Sene Şanlıurfa'da yaklaşık 60 bin yavrumuz dünyaya geliyor. İlk ve ortaokul öğrenci sayımız 620 bin civarında. İlavete şu anda 400 bine yakın Suriyeli kardeşimizi de kucak açtı. Yani bu rakamlardan sonra ortaya bir şey çıkıyor. Bu kadar insana biz aşk ve iş vermek zorundayız. Bu ilin karşı karşıya olduğu en önemli konu, çözmesi gereken en önemli mühim sorun eğitim ve işsizliktir. İşverenlerimizi ister Şanlıurfa'da olsun, isterse dışarıda gelsin, ben valilik olarak şunu diyorum, siz bizim gerçekten ortağımızsınız. Tam manasıyla ortağımızsınız. Eğer bu ilde iş yeri açılmaz, insanlar çalıştırılmazsa sonuçta devlet onlara bakmak zorunda. İşverenler bizim sırtımızdaki o yükü alıp benim gerçekten ortağım. Nasıl olur? Yoksa benim gençlerim, sohbetlerim, her